Evet sevgili arkadaşlar, neredeyiz? Şu anda Niagara Falls'dayız. Toronto'dayım biliyorsunuz bugün. Yani biliyorsunuz derken videoyu koyunca bileceksiniz. Bugün Toronto'dayım efendim. Oradan 1 saat, 1,5 saat. Hatta şöyle söyleyeyim size. 2 saat sürdü çünkü rezalet bir trafik vardı. Kanada'ya ilk geldiğim günlerde böyle bir trafiğin beni karşılaması işin açıkçası hiç hoşuma gitmedi. Normalde zaten araba kullanmayı seven bir adam değilim trafikte. İyice şey oldum. Çıldırdım. Yani hoş bir şey olmadı. Normalde 1 saat 15 dakika falan olması lazım. Aradaki mesafe herhalde 80 mil falan gibi bir şey. Fakat ben aşağı yukarı 2 saatte geldim. Çünkü şehirden çıkamıyorsunuz. Yani çıktığınızı zannettiğiniz anda bile hala trafik var. Neyse. Öyle bir trafikle geldik. Bir outlet'e geldim. Çok fazla yağmur yağıyordu bugün. Şanssız bir gün diye geldim ama akşam 6'dan sonra biraz böyle açtı hafiften. Hava kendine geldi. Serin biraz ama çok da böyle şey değil. Tişörtle bile gezilir aslında. İçinde bir tane faneliniz varsa şu anda herhalde 60 derece falan diye düşünüyorum. Tabii bir Miami'li için çok fazla soğuk. Ama bir Kanadalı için asla soğuk değil, yaz ayı hatta. Şimdi Kanada'nın Niagara'sı burası. Şimdi şöyle ki, Niagara'nın iki tane kısmı var. Birisi şey kısmı, Amerika kısmı. Diğeri de Kanada kısmı. Kanada kısmı daha heyecanlı. Daha böyle bir olaylar var. Böyle şu anda sokakta yürüyorum, görüyor musunuz bilmiyorum. Daha fazla bir eğlenceli. Amerika kısmında ise bir park var. O parkın arkasında da böyle bir alışveriş merkezi var. Bir de işte sınır var. Başka bir şey yok Amerika kısmında. Benim gittiğim zaman öyleydi en azından. Ben ne zaman geldim ilk Niagara Falls'a? 2006 yılında çalıştığım şirket Niagara Falls'a bir gezi düzenledi. Yanlış hatırlamıyorsam $15 falan para vermiştim o geziye. Öyle bizi getirdiler otobüslerle. Bir gün gezdirdiler. Ondan sonra da otobüslerle geri dönmüş diye hatırlıyorum. Belki kalmış da olabiliriz ama kaldığımızı düşünmüyorum pek. Ondan sonra bir kere daha geldim. 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onda da bir arkadaşım vardı. Onu ziyarete geldim. Niagara'da bir otelde kaldım. Onda geldiğimde çok soğuktu. Şubat ayıydı hiç unutmuyorum. Yani 7-8 tane üst üste giymeme rağmen mümkün değil, dışarıda duramıyorsunuz. Yani gördüğüm 4 tane insan vardı. Bir tanesi otelde çalışan resepsiyonist görevlisi. Bir tane Pakistanlı bir çocuk vardı ya, benzincide çalışan. Onu gördüm. Bir de gittiğimiz bir yerde bir restoran vardı. Fakat hiç içeride şey bile yok, müşteri bile yok. Öyle bir yer. Orada bir de o kişiyle karşılaşmıştık. Yani 3-4 kişiyle falan karşılaştım. Herkes şey diyordu. Çok soğuk olduğu için insanlar dışarı çıkmıyor. Hibernation diyorlar işte. Öyle bir zamana denk gelmiştik. Bakın ne kadar canlı. Burada Ferrisville de var. Daha sonra şurada bir şey var. Oraya da gideceğiz. Neydi ismi? Kule var. Bir tane orada. O kuleye çıkacağız. Oradan bir manzara fotoğrafı çekmek istiyorum. Şimdi ışığı bekliyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu arada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bilmeyenler için. Videoları ilk defa izleyenler için. Ben anamorfik lens kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda iPhone'da çekim yapıyoruz. iPhone XS Max. Bir de edit yaparken LumaFusion diye bir program kullanıyorum. Duymayanlar duysun arkadaşlar. Çok güzel bir program. LumaFusion tamamen $20 bu arada. Harcadığınız en iyi para olur. Normalde beni tanıyanlar bilir. Apple'ı çok sevmem ama sadece o program için Apple kullanıyorum mecbur. Apple'dan çekim yapıyorum. Yoksa normalde çekimi yoluna yapmazdım yani. Her neyse. Bu arada bir de gimbalımız var. Gimbalımız da Osmo Mobile 3. Yani Osmo Mobile 3. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle İngilizce kelimeler karışacak. Affınıza sığınıyorum. Hava atmak değil niyetimiz. Sadece alışkanlıklar. Öyle diyelim geçelim. Şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle mekanlar gayet şık yani. Benim hoşuma gitti yani. Tanıdığım Niagara'sı daha güzel. Şöyle döndürelim. Ve bayağı da kalabalık bakın. Yani sakin bir yer değil. Bu arada şöyle bir özelliği var. Burada kasinolar da var arkadaşlar. Yani Amerika'nın Las Vegas'ı varsa Kanada'nın da Niagara'sı var diyorlar. Kendi kendine. Aman orada bir şey oluyor.
Hadi bir tarafa, o tarafa dönelim bakalım neler oluyor. Amusement Park. Aman. Araba bizi öldürmesin. Şöyle geçelim. Şöyle yavaş yavaş gidelim ya. Çok fazla da şey yapmayalım. Acele etmeyelim. Bir de sizi Niagara Falls'a götüreceğim. Yani gerçekten de müthiş bir şey ya. Doğanın mükemmelliğe ulaştığı yerlerden bir tanesi. Biraz daha aşağıda şu tarafta kalacak. Şöyle. Oraya yürüyerek gideceğiz ama şu döndüğüm yoldan gideceğim. Şimdi de şuraları bir göstereyim ilk önce. Bu da sanki böyle bir küçük bir Disney'den bir yapmışlar ama yalandan yani. Disney'le alakası yok. Arkadaşlar Disney çok güzel bir yer. Yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer fırsatınız olur da Amerika'ya gelirseniz Orlando'daki Disney'e, özellikle Orlando'daki Disney'e gitmeyi ihmal etmeyin. Harika bir yer. Şöyle geçelim. Şöyle bir şey var. Ferris Wheel diyorlar buna. Buna Skywheel demişler burada ismine. Aslında bunu da bilinebilir yani. Ama çok sıra var ya. O kadar sırayı bekleyemeyeceğim. Bu arada nerede kalıyorum? Hostelde kalıyorum arkadaşlar. Hostel benim en güzel dostum. Nasıl olsa yatmadan yatmaya gittiğimiz için kaldığımız yerlere çok önem vermiyoruz. Daha fazla gezmenin küçük sıradan bir tanesi de bu. Eğer tabii bekarsanız. Hostelde kalmanın hiçbir şeyi yok. Sakıncası yok. Gayet de güzel yerler. Bir kere haricinde çok böyle canımı sıkan bir durum olmadı. Bu arada burada ejderhalar falan kol geziyor. Şey, dinozorlar. Ejderha ne yiyoruz? Bu arada bak şöyle bir arada şey, ay, gaz fışkırtıyor oradan da. Bayağı sıcak yani. Ya, bir de yüzüm ısındı. Ya ejderha ile dinozorun arasındaki fark nedir bu arada ya? Ejderha dinozorun uçanı mıdır? Nedir yani? Şimdi sağımda bir şey gördüm. Ben bunu yapmak istiyorum. Bakalım yapacak mıyım? Speedway. Araba yarışı. Ama çok yavaş gidiyorlar ya. Ben böyle yavaş gidenlerle pek şey yapmak istemiyorum. Zaten sıraya da bakın. Eşek gibi bir sıra var şurada. Görüyor musunuz? Sana bilmiyorum şurada. Hiç gerek yok. Oo, bayağı büyükmüş ya. Şurada kartlı otoparka falan çıkıyorlar. Haa. Burada biraz değişik yapmışlar. Tatlı otopark gibi güzel. Hoşuma gitti. Acaba ne kadar? Neyse. Şimdi gezimize devam edelim. Şurada bir kule var arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradaki kuleyi. Ata Kule gibi mübarek. Asansörleri de dışarıdan. Bu arada çıkarken şelaleyi görün diye düşünerek yapmışlar herhalde. Oraya da bir gitmeyi düşünüyorum. Ama ondan önce şöyle geri dönelim. Geri dönelim şöyle. Dinozorları da görün. Bunlar bugün kuş arkadaşlar. Biliyorsunuz kuşların ataları bunlar. Yani kuş dese ki ben 2 milyon önce nasıldım, şimdi nasılım yeridir yani. Evrim gerçek arkadaşlar. Evrimin eğer gerçek olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biraz daha araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Gidelim. Millet golf falan oynuyor ya. Hareketlere bak. Sanki hayatımda golf sahası gördüm. Golf'ten nefret ediyorum arkadaşlar. Golf diye bir spor yok ya. Böyle bir spor olamaz. Miami'de, daha doğrusu Florida'da çok fazla golf sahası var. Zaman zaman işlerine girdiğim de oldu. Tesadüfen olduğu da oldu. İşlerim dolayısıyla girdiğim de oldu. Golf sahalarından nefret ediyorum. Çok gıcık bir spor. Birkaç kere denedim oynamayı. Tabii yetenek yok. Kolay bir şey değil aslında arkadaşlar. Golf oynamak çok böyle şey değil. Böyle göründüğü gibi kolay bir şey değil. Biliyorsunuz bu Tiger Woods diye bir adam var. Yani dünyanın en çok kazanan sporcuların arasından bir tanesi. Bu adam dünyada en iyi oynayan adam. Neyse şimdi onu geçelim. Bakın burada gene işte ne bileyim hediyelik eşyalardır. Yemek yeme yerleridir falan filan var. Şöyle dönelim. Bu tarafa doğru. Şuradan çıkartayım sizi. Aşağı inelim ondan sonra. İşin açıkçası bu tarafta, yani kanalın bu tarafında hala Amerika hissi çok fazla var.
Çünkü bu Niagara Falls'un iki yakası birbirine çok yakın. Etkileşimleri de o kadar çok oluyor. Normalde Kanada'nın işlerine gittikçe konuşamadım da ya. Gittikçe değişiklikleri anlıyorsunuz. Ama burada şey var. Hemen hemen aynı. Markalar falan bile aynı yani. Boston Pizza. BP. Burayı bilmiyorum. Bakın ne kadar çok insan var bu ortamda bu arada. Şu sanatçı. Niye yutturuyor kendini? Oturuyor orada arkadaş. Milletin para atmasını bekliyor. Atar mı? Atmam tabii ki. Niye atayım? Kolay mı kazanıyor para? Evet. Arkadaşlar bugün kendimi Montreal'de kış için bir ceket aldım. North Face'in. Biraz araştırdım. Daha farklı ceket markaları var. Canada Goose vardı mesela. Gerçi Canada Goose var bende bir tane. Türkiye'de şu anda kardeşime almıştım. North Face'in de benzeri bir ceketini çok ucuza aldım. Outlet Center'dan. Sevinçliyim yani o konuda. Yarı fiyatını aldım arkadaşlar. Biz %50 indirimli aldım. Kışa hazırım. İçine fanne bile giymeyeceksin diyor adam. Yani o kadar bir sıcak tutuyor bu. Bu arada mekanlar harika ya. Şöyle yanan ışıkları göstereyim. Tam bir Las Vegas oturuyormuşuz. Burada da herhalde şey oyunlar var böyle. Arcade. Arcade mi galiba? Arcade. Hiç anlamıyorum onlardan da. Oyun dünyası bende şeyle bitti. Yaşı beğenen olanlar bilirler. Prince diye bir oyun vardı bilgisayarda. Windows 93 miydi? 86 mıydı? Neydi? Öyle bir oyun vardı. Böyle geçtiği yerlerden kazıklar falan çıkıyor. Prince diye. Prince of Persia. İran Prensi diye. Hatırlayanların aklına gelmiştir. Çok böyle kalitesiz, pikselleri sayılan bir oyundu ama babam getirmişti. 90 falan mıydı? 91 miydi artık? Neydi? Evde oynardık babamla. Zevkliydi yani. Benim babam böyle elektronik şeyleri falan meraklı. Allah'tan meraklı. Onun sayesinde böyle bilgisayarla benim dönemime ait konuşuyorum. Yani 80'li yıllara ait konuşuyorum. Ben bilgisayarla yaşıtlarıma göre daha erken tanıştığımı düşünüyorum. Bilmiyorum. 80'li olanlar varsa aramızda söylesinler. Kaç yılında bilgisayarını aldılar eve falan diye. Daha sonra babam hatırlıyorum. Hatta daha önce bilgisayarından önce bu gazetelerin arkasında ilanları vardı. Bakalım hatırlayacaklar çıkacak mı? Deney setleri vardı arkadaşlar. İşte 150 deney seti, 150 tane deneyli deney seti, işte 350 deneyli deney seti falan diye. Cumartesi pazar babamın kafasının etini yerdim. Ben önce babamdan bir tane al bana. Adamcağız artık dayanamadı, gitti aldı bir tane. İşte onunla deneyler yapmaya başladım. Böyle bir elektronik tablası var. İşte kendinizin ne kadar kafanız işte o şey çalışıyorsa kendi kendinize bir şeyler yapıyorsunuz. Böyle içinde böyle bir şeyler de vardı hani. Anlatan şeyler de vardı. Öyle deneyler yapıyordum. Neyse bu anında paylaştım. Şimdi bakın arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yerler Amerika. Şu Şenelye falan yazıyor. Bilmiyorum şimdi görüyor musunuz ama. Orası Falls'un karşı tarafı. Şimdi Falls'a doğru gideceğiz bu arada. Karşımıza çıkacak birazdan. Bir evsiz teyze. Yazık günah. Bu arada bakmayın buranın böyle güzel şu anda olduğuna. Kış geldiği zaman buralar donacak ya. Ben hatırlıyorum ya böyle dedim lanet olsun. Söylemeseydim o zamanlar arkadaşlar bir super diyorum. Mini Cooper'ım vardı. Kırmızı. Yani tam böyle benim sevdiğim kırmızı çeşitten. Onunla DC'den Niagara'ya kadar şey yapmıştım, drive etmiştim. 2009 yılıydı sanırım. 2009 Şubat olabilir, 2010 Şubat olabilir. Tam da hatırlayamıyorum şimdi. Otel bayağı ucuzdu. Bunu hatırlıyorum. Böyle 4 günlüğüne işte 50 dolar mı vermişsin. Çünkü kimse kalmıyor otelde. Otelin bu arada şeyi vardı, kapalı havuzu vardı. Havuza giriyorduk hatta. Şey böyle camlardan izliyoruz böyle kar yağıyor falan. Mümkün değil dışarıda duramazsınız. Ya 5 dakika falan. Allah şeyleri buradaki evsizlere yardım etsin. Yani 2 günde ölürüm herhalde. Ne 2 günü? Belki aynı gün ölürüm.
10 saniyemiz var. Hemen şöyle geçelim. 7 saniye. Bakın arkadaşlar, şimdi şurada bir buğulanma var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şu anda. Bu buğulanma bir yangın falan değil. Burada şey var. Suyun yere çarpışından dolayı bir su taneleri çıkıyor yukarıya. Onun buğulanması. Ve Niagara Falls arkadaşlar, karşınızda tüm ihtişamıyla. Şuradan görüyorum ben ama siz herhalde kameradan henüz göremeyeceksiniz. Şöyle soldan geçelim. Bakın ne güzel şeyler için bile yapmışlar yer. Evet. Şimdi burası ilk kısmı. Şöyle sizi yukarıdan çekeyim. Diyeceğim ama çok kalabalık insan var ya. Böyle kenardan çekeyim o zaman. Yukarıdan değil de kenardan çekeyim. Bayağı bir insan var çünkü. Şurası o mavi ışıklandırılan yer. Mavi mi var, ne diyeyim. Orası bir parçası. Diğer parçası da diğer tarafta. Oraya da gideceğiz. Yürüyerek. Burası Niagara Falls arkadaşlar. Şöyle yürüyelim bakalım kenardan kenardan. Gerçi şu anda pek de bir şey görünmüyor. Kameradan bakıyorum da. Bayağı bir karanlıklaştı. İşte iPhone'un şeyleri. Kötülükleri mi diyeyim, ne diyeyim. Kolum da yoruldu bu arada. Dur bakayım bir ara vereceğim. Yeniden devam edeceğim ama fotoğraf çekmek için ara veriyorum. Bir de şeyle çekeceğim bakalım nasıl olacak. Normal telefonumla şeyle, Note 10'le.